Evet arkadaşlar, bu Phalaenopsis artık tohumdan geliştirdiğimiz Phalaenopsis fideleri, bunlardan son kalanlar. Geçen seneki çalışmadan elimizde sadece birkaç tane kaldı arkadaşlar. Şimdi onların artık iklim kültürden çıkarttım. Artık ortama alıştırmasını yapıyorum. Biraz erken ama erken olmasına rağmen çıkarttım. Gördüğünüz gibi altında bakın Hindistan cevizi kabukları var. Hindistan cevizi kabuğunun içerisinde, onun altında şöyle göstereyim. Altında su var. Yani Hindistan cevizi kabuğu nemi emiyor. Fide doğrudan kabuk üstünde. Yani şu anda herhangi bir şey gözükmüyor. Kötüleşme gözükmedi. Yaklaşık 4-5 gün oldu sanırım. Şeyden çıkartılı. Kültürden çıkartılı. Bekliyorum. Şimdi bir müddet sonra şeyden de çıkartacağım. Şu anda hala kültür odasının içerisinde. Şimdi ilk başta işte nutrient eksikliğine alıştıralım. Ama sıcaklık, ışık gibi faktörler yine devam etsin. Daha sonra o ortamdan da kurtaracağız ve normal dış ortama alıştıracağız. Umarım başarılı oluruz. Evet, gayet güzel gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir kötüleşme yok. Şimdi arkadaşlar yaklaşık kültürden çıkartılı 10 gün oldu. Şimdi artık dış ortama iyice alıştı sayılır. Tabi burada şöyle bir şey var. Şimdi bu in vitro'da geliştirdiğiniz bitkiler arkadaşlar rapalda küldür. Hemen kültürden çıkartıp işte efendim saksıya koyup kenara kaldıramazsınız. Çünkü bu şeyler, bitkiler çok zayıftırlar. Kültür içerisinde ideal şartlarda geliştikleri için ve karbonu fotosentez yerine şekerden elde ettikleri için pek dış ortama hazır değildirler. İçlerindeki ilk zamanlarda işte stomercileri aktif değildir. Dolayısıyla işte kültürden alıştırmadan çıkartırsanız arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ölürler. Zaten kayıpların %90'ı bu aşamada gerçekleşiyor. Yani kültürden çıkartma ve dış ortama alıştırma aşamasında gerçekleşir. O yüzden hassas bir süreçtir bu. Şimdi burada tabii bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu dediğim gibi bitki zayıf olmanın yanı sıra kültürden çıkarttığınız zaman buna hemen işte mantar sarar arkadaşlar. Yani köklerinde kök çürüklüğü hastalığı başlar. Fungisitler kullanmanız gerekiyor bunun için. Şimdi o yüzden bu şeyi de arkadaşlar, bu fideyi de şimdi fungisitlerle korumaya alacağız. Onun için şimdi arkadaşlar normalde literatürde en çok kullanılan, yani orkidelerde in vitro'dan çıkardıktan sonra işte kök çürüklüğü hastalığını ve diğer hastalıklara ve fungislere karşı, mantarlara karşı korumak için genelde Previcur, yani Bayer'in Previcur denen bir şey var, fungisit ilacı var. Şimdi bu arkadaşlar 150 mililitresi herhalde 140 lira civarında. Ama bunun pek çok muadili var arkadaşlar. Previcur. Şimdi bu Previcur'un içerisinde arkadaşlar çok da fazla şeye girip sizi boğmayayım ama iki farklı fungisitin karışımından oluşuyor. Şimdi muadil olarak eğer Previcur şey yapamazsanız, bulamazsanız veya daha uygununu bulmak isterseniz Koruma Tarım'ın Bergamot 840 SL var arkadaşlar. Aynıdır aktif maddesi. Efendim Safa Tarım'ın arkadaşlar Propokon enerji SL diye bir şey var. Ama Propokon enerji, ben şimdi Propokon kullanacağım. Ama Propokon enerji SL yoktu benim aldığım yerde. Sadece Propokon vardı. Demin söylediğim gibi işte iki aktif işte mantar fungisin, yani iki farklı mantar ilacının karışımından oluşuyor bu ideal koruma yöntemi diyelim. Şimdi biz Propokon ile, yani ki bunun aktif maddesi de Propamocarb HCl arkadaşlar. Bununla işte şeyi karıştırıyorsunuz. Fosetil alüminyumu karıştırıyorsunuz. İdeal bir koruma sağlıyor. Şimdi onu yapacağım. Evet arkadaşlar, bu bakın Propokon denen bir şey. Demin bahsettiğim gibi Propamocarb HCl arkadaşlar bu. 250 mililitrelik bir solüsyon. Bu 35 lira arkadaşlar. Şimdi bunu normalde işte fosetil alüminyum ile karıştırmam lazım. Ama fosetil alüminyum büyük pakette vardı. 1 litrelik vardı. Bunu almak istemedim. Onun yerine Patamil aldım arkadaşlar. Bu da yine fungisit. Patamil 72VP. Şimdi bu toz, bu sıvı. Bundan arkadaşlar 3 mililitre kullanıyorsunuz 1 litre için. 3 mililitre. Bundan da 2,5 gram. Yani 3 mililitre bundan, 2,5 gram bunu alıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz ve böyle bir solüsyon elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu yaptım. Şimdi bunu fidelerimizi buna batıyoruz. Bir iki saniye tutuyoruz. Ondan sonra tekrar işte şeyi alabiliriz. Ortamımızı alabiliriz. Artık yavaş yavaş bu şeyleri koyuyor. Kök çürüklüğü hastalığını falan engelliyor arkadaşlar. Oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Daha sonra bakın bu dediğim gibi 10 gün küsur, bir kez daha yaptım tabii ben bunu ilk çıkarttığım anda. Şimdi bu ikinci şeyi yapıyorum. İşte 10 gün arayla falan tekrar yeniliyorsunuz bunu. Şimdi bu ikinci seansını yapacağım. Ondan sonra zaten bitki de dış ortama artık iyice alıştı sayılır. Ondan sonra artık önümüzdeki haftanın içerisinde dışarıya çıkartacağım arkadaşlar. Bakın bunu yapalım şimdi. Bakın karıştırınca böyle bir şey oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi bitkim gayet sağlıklı arkadaşlar. Gayet güzel gelişiyor. Aslında çok ufak. Normalde bu kadar ufakken pek kültürden çıkartmak iyi değil ama artık yani sabrım kalmadı. Evet. Şimdi bu tamam. Şimdi bunu tekrar buraya alalım. Şimdi tabii ilk başta bu köklerinde arkadaşlar, şimdi ben bunu tamamen yavaş yavaş açtım bunu, yani ilk önce kapak şöyleydi, şöyle düşünün, kapalıydı tabi. Bunu önce az bıraktım şöyle, sonra biraz daha sonra kaldırdım bunu. Artık kapak şu anda üstü açık duruyor kültür odasında. Ama tabi içerisi, kültür odasının içerisi benim oldukça sıcak lambalardan dolayı filan. Bu köklerin kuruma ihtimali var arkadaşlar. Her ne kadar bundan Hindistan cevizi kabuğundan nem alsa da alttan, üst taraflar böyle bakın, ilk başta koymamıştım. Şöyle bakın, hafif kararmalar oldu. O yüzden bunun şimdi üstlerine şöyle bir kökleri korumak için arkadaşlar. Yani köklerin nemli kalmasını sağlamak için. Evet. Bunun altında su var zaten. Demin daha önce bahsetmiştim. O su bakın hemen emdi. O kökleri şimdi nemli olarak tutacaktık. Tabii bu da yani böyle bu şekilde kalmayacak. Bir müddet sonra aldığım zaman normal saksıya aldığım zaman bunlara gerek kalmayacak arkadaşlar. Önümüzdeki hafta inşallah tamamen dış ortama alışmış olacak. Evet. Evet arkadaşlar, bu da böyle kısa bir çalışma oldu. Size bu şeyleri tanıtmak istedim. Yani işte in vitro'dan çıktığı zaman hangi ilaçları kullanmamız gerekiyor, onu bahsetmek istedim. Tekrar gösterelim. Propokon ve ben Patamil kullandım ama siz şeyde, normalde o aslında ideali Alliset arkadaşlar. Yani yine Safa tarımın Alliset veya efendim Alliset, özür dilerim. Yani fosetil alüminyum. Bu fosetil değil, bu başka bir şey. Bu bakın Mancozep-Metalaxil'miş. Tabii bunlar benim uzmanlık alanım değil ama artık okumayla, araştırmalarımdan elde ettiğim bilgi. Yani bunu aslında ideali fosetil alüminyumla karıştırıyorsunuz. Şeylerde veyahut da doğrudan karışımlı olarak. İşte Piyevikur dediğimiz ilaç, onun karışık, zaten hazır karışmış hali. Ama o hazır karışmış hali pahalı olduğu için biz bunları aldık arkadaşlar. 35 lira bu. İşte 25 lira da buydu. İkisini ben 40-60 liraya mal ettim. Aynı sonucu elde ettim ve daha çok. Yani o 140-150 mililitreydi. Ben bu şimdi bu bakın bundan ben neresinden baksanız yani şöyle hazır 150 mililitreydi arkadaşlar. Öyle düşünün yani. Bakın bu bende 1 litre var şu anda sadece bundan. Daha bundan da litrelerce yapabiliyorum. Dolayısıyla böyle yapmak, hazır almak yerine kendinizin karıştırması çok daha ekonomik. Evet, bu çalışmada böyle. Daha sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.